Evet Suzan, hesap ortada. 1500 artı 1700 desen ne yaptı? 3200. Evin kirasını çıkar. Ne yaptı? 0. Burada x'i yalnız bırakırsak ne olur? X üzülür, öyle değil mi? Bunu hemen y'nin yanına al. Bunu da al. Şunu da şöyle. Olmuyorsun. Olmuyor. Bütçemiz bir türlü el vermiyor ya, Allah Allah. Bu çocuklardan birini özel okul almamış yap. Ya da ne yapsak, sen kozmetik harcamandan da kısa. Ay, beni kozmetikten kısma İsmail. Doğru dedin, kendime bu kötülüğü yapmamalıyım. Hatta onu bir tık arttırayım ki gözüm gönlüm şenlensin. Allah'ım yarabbim ya. Ben Saden kızım, ben Saden. Ne kadar oldu bizim okul tahsis borcumuz? Ne kadar oldu? 37 bin lira oldu, 37 bin lira. Nişanlansak olmuyor değil mi? Olmuyor tabi. Ben sana dedim ya, iki çocuk bizim neyimize ya. Metin olmayacaktı ya, Metin olmayacaktı. Ya boş konuşma da, Fatma'yı alamayız okuldan. Kız aynı yeni fagot çalmayı öğreniyor. Fagot çalmayı mı öğreniyor? Evet. Allah'ım, nasıl özel okul kızımız fagot mu çalacak? Çok güzel değil mi? Abi üçü onu almayalım ya, gelecek nesline alay da fagot çalsın bizim kız. Ya kızım bırak, Allah'ını seversen ya, sanki bana üstünü şenlendirecek. Ya ne alakası var ya, bir kere üstünü şenlendirecek, klarnet çalıyor. İşte bak, o kadar akıllarda kalmayan bir alet yani, fagot niye? Ya sen onu bırak da ne yapacağız onu söyle. Sınav yapacağız. Nasıl? Bayağı sınav yapacağız. Hangisi daha çok puan alırsa özel okulda kalmaya devam edelim. Zaten bunlar sürekli sınava girmiyor mu? LSS'i var, LGS'si var, ABS'si var, ESD'si var, AMK'si var. AMK ne? Azıcık mantıklı konuş. Neyse git çıkar gelsin de söyleyeyim, ne yapalım yapacak bir şey. Fatma, Metin. Oh! Görmeyeceğim bir de odama girdiğini benden izinsiz. O zaman sen de odana girme, görme beni. Kavga etme, otur şuraya. Kavga etme. Oturun bakayım çocuklar. Çocuklar, bizim sizinle bir şey konuşmamız lazım. Ayrılıyor musunuz yoksa? Sorun size değil, bizde mi? Biz size fazla mı iyiyiz? Ben size dost kalabilirim. Ne diyorsun oğlum lan? Ne bileyim, böyle oturup... ne bileyim, böyle oturup... oturttunuz bir konuşmamız lazım falan deyince ben de ayrılık konuşması sandım. Ya saçmalama oğlum, ne alakası var ya? Tüh be, tüh. Vallahi ne güzel ayrılıyorsunuz sanmıştım ya. Ne güzel, kendi kafama göre ikiselsellik yapacaktım. Sonra canım ne oldu, neyin var dediklerine de benim annemle babam aile öğretmeyim diye farklı çıkacaktı. Lan oğlum, senin ne pis bir hayal dünyan varmış. Allah'ım yarabbim ya. Biriniz söyleyebilir misiniz artık ne olduğunu? Söyle söyle. Tamam, söylüyorum. Çocuklar, bu sene mali durumumuz maalesef pek parlak değil. O yüzden sizden beni özel okuldan alıp seyret okuma vereceğiz. Aa, ben hayatım mı al, bunu alın. Ya hayır, aslında ben olmaz ya. Hem benim arkadaşlarım arasında bir popim var. Evet, benim de bir popim var. Herkesin kendisine göre bir popüsü olmaz sonuçta, değil mi? Bakıyorum da sizin popiniz bayağı bir kalkmış. Ne popüsü lan? Özel okul popüsü de neymiş? Devlet okulunda popü yok mu? Abi biz devlet okulunda bayağı bir popü... Ya kızım bırak, Allah'ını seversen ya. Ben de zannettim ki ikisinden birisi fedakarlık yapacak. Ben de vazgeçeceğim. Değil mi? Sizesi ne yapacağız lan? Sizesi ne yapacağız? Hanginiz daha çok puan alırsa o özel okulda kalmaya devam eder. Bak şimdi içeriden kalk. Yapmak bir şey gibi bir şey git. Ağlama. Zaten her gün sınav oluyoruz. Evde de mi sınav olacağız ya? Evet, evde de sınav olacağız. Hatta sınav kuralları geçerli olacak. Lütfen sizi sınav salonu alalım. Buyurun. Buyurun. Suzan Hanım, bir üst aramasını yapabilir miyiz? Tamam, hemen. Baba, gerek var mı buna? Bana baba deme. Şu an sınavdayız ya. Ne babası ya? Baba diye bir şey yok. Al hadi. Çıkar bakayım tokayı. Çıkar, çıkar, çıkar. Telefonu da ver. Telefonu da ver. Aldım, tamam. Güzel. Her şey tamam. Güzel, güzel, harika. Sen nereye geldin? Sınava. Geç kaldın, alamam. Ya baba, ben bütün yıl bunun için çalışıyorum. Ben bütün yıl bunun için çalışıyorum. Ya mememi sıkma manyak. Saçma sapan hareketleme, çarparım suratına ha. Bir şey diyeceğim. Gerçekten bütün sene bu sınav için çalıştım. Lütfen bir müsamaha gösterseniz alsak oğlumu sınava. Velisi misin? Velisiyim. Güzel gözlerinizin hatırını alırım. Geç otur şöyle. Geç otur. Alın sınav kağıtlarını. Evet, şimdi kimlikler. Kimlik. Sen evde kimlik yazar şunu. Tedbir baba. Ne olur ne olmaz. Valla manyak mıdır? Evet, senin kimliğin. Benimki yanında değil ki. O zaman giremezsin sınava. Koydu. Ay, bir dakika, bir dakika. Onun kimliği bendeydi. Hemen geçiriyorum. Bir dakika. Hah, buldum, buldum. Tamam. Ay, iki diriltiyorum lan. Hadi neyse. Evet. Şimdi sınav kurallarını açıklıyorum. İlk 15 dakika sınavdan çıkmak yok. Son 15 dakika zaten çıkamazsın. Arada çıkmak diye bir şey yok. Sınavdan çıkmak yok. Yok. Evet. 3 yanlış, 3 yanlış bir doğruyu götürüyor, geride katliyen getirmiyor. O yüzden dikkatli bir şekilde sorular çözelim. Peki istediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? Ya biz ne yapıyoruz ya? Bunu bırakalım gitsin ya. Öyle şunu sorusu soruyor. Ama şuna bak, nasıl sözüm bu? Tamam tamam, bana bakın. Işıklar güzelce işaretlerin dışarı kaçırmak yok. Sistem görmüyor ki buradaki sistem ben oluyorum. Tamam mı? Geleceğinizin belirleyicisi bu sınavda sizlere başarılar diliyorum. Evet, buyurun sınav başlasın. Ay hadi çocuklarım, dualarım sizinle, tamam mı? Annem, güzel yavrularım benim. Hanımefendi, lütfen dışarı çıkar mısınız? Tamam, lütfen. Tamam, pardon.
Beni nikahına bakma. Sadece kendin kandırsın. Sadece kendin. Ben kandıramazsın. İsmail, bu çocukların sınavı nasıl geçiyor acaba? Azıcık abartmadın mı Suzan? Ay ne bileyim, demek ki sınav gününde böyle olacağım. Allah'ım manyak mıdır ya? Evet, kendi arana konuşma. Ay ne bakıyorum. Bak. Hoş geldiniz Rafet Efendi. Selam aleyküm Suzan yenge. Aleyküm selam. Lütfen bu efendi söylemini bırakalım. Bırakalım bu imaj, bu sıfatı ya. Bu bizim imajımıza bir yöresellik katıyor. Ben bu imajı silmek için her sabah kalkıp fön çektiriyorum. Lütfen bunlar görsün. Size nasıl hitap edeyim? Rafi deyin. Rafi? Rafi ne bilsin. Peki ne istedin Rafi? Ne isteyelim ya. Vallahi işimiz gücümüz apartman aidatlarını topluyoruz. Malum sizinki de biraz birikmiş. Allah göstermesin bir şey mi şey olur. Lan bizimki nasıl birikmiş? Biz herhalde düzenli olarak ödüyor. Hüseyin kızım kontrol edelim yavrum. İki ay önce ödemediğiniz 1.750 lira daha var. İki ay önce gelen %18 primle aidatların 885 TL yapıyor. Bu hesabı yapmış olursak 3.200 TL yapar. Dilerseniz kur üzerinden, euro, dolar ve pound üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Çocuk zehir gibi ya. Ulan vallahi zehir gibi ya, bir de bizim eşeklere bak. Vallahi ya kime çekmemişsin artık. Benimle bir alakası yok. Anasına da hiç çekmemiş. Abi sen işi bırakmışsın ya. Hayırlı olsun mu denir, geçmiş olsun mu denir. Bilemedim vallahi. Ben seni nereden bileyim? Ben sabahına bıraktım. Abi vallahi bu saatte evdesin. Bir iş vardı dedim, zarf attım. Hemen yedin. Zarf atmak ne demek lan? Karşıların gerçek duygu ve düşüncelerini kasıtlı olarak ortaya koymak için yalancılık, dolandırıcılık, kandırıcılık olmak demek. Yemin ediyorum cep sözüm benim ya. Her yerde götürüyorum yanımda. Peki Rafi, biz bu aidatı boy ödemezsek ne olur? Ne olur? Sıkıntı olur. Yönetim çok katı. Baktım kirayı da geciktirmişsiniz. Tamam onu biz bir şekilde halledeceğiz de tamam sıkıntı değil. Abi bak sen ihmal ediyorsun. Yapma bak adam kızıyor lütfen. Lan tamam Allah Allah sanki bana ev sahibi ya. Bana bak onu bunu bıraktı ben sana ne soracaktım. Çocuğu hangi okulda okuyor? Mahalle okulda okuyorum ben. Devlete sırtımı yasladım. Süper. Bak bu bizim iki gerizekalı var ya. Bunlar da özelde okuyor ha özelde okuyor. Bana bak şey diyeceğim. Bu ikisini sana versem. Üstüne de bir yükten para versem şöyle cebine sıkıştırsam. Bunu bana vermez misin? Abi vallahi olsa dükkan senin. Ne yapıyorsun abi ya? Böyle şaka mı olur? Şaka yapmak, güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşı tarafı kırmadan yapılan söz. Bir örnek ver. Örnek veriyorum. Adamın biri yarın öleceğim. Yarın öleceğim demiş. Yarın söylemiş. Vallahi bu işte Allah'ın hikmeti. Bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Tamam. Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım. Sen bana bunu 5 dakikanın önünü çöz. 5 dakikanın mı? 5 dakikanın önünü çöz sen bana. Tamam olur. Sen geç kızım. Ne sorarsa anlatırsın. Tamam. Yalnız abi fazla yorma. Geçen Nami kavgalı sabaha kadar anlatıyor, tamam. Anlatıyor. İşin zıkınca kapının önüne koyun, ben onu gelmem. Tamam, sağ olasın, hadi. Çocuk da bırakın sınavı. Bırakamam baba, çok iyi gidiyorum. Kaç soru çözdün lan? Hiç ama hiç yoktan iyidir. O laf öyle mi? Allah'ım manyak bir de uçak yapmış. Gerizekalı bir çocuk ya. Bakın, bu Buse. Buse, sizin hiç hak etmediniz. Kalmaya çalıştınız. Kalmak için sınavına girdiniz. Özel okulun önünden daha geçmemiş. Geçmedim. Ama ne bileyim ki ikiniz de şu sınavda alt edecek. Buse kızım bir şey yap bakayım arkadaşlar. Bakayım. Bak. Ah, bak da şuna. Ona ihtiyacım yok. İki uzun bir musluk yok. A. A noktasından B noktasına cevap. C. Ben bunu tersten de çözerim. C. Bunu tersten de çözerim. D. Vallahi doğru herhalde. Ne sandın? Yaprak test. Geç. Geç otur kızım sen şöyle geç. Çocuklar devam edelim mi sınava? Yok bu arada bıraktık sınavı. Ya bıraktınız değil mi? İkimizin arasında bir seçim yapmanıza gerek yok. Olayın benim popimle bile ilgisi yok. Olayın senin popinle başından beri bir ilgisi yoktu gerizekalı kızım. Okuyacak çocuk her yerde, her şartta okur babaya. Değil mi? Az evvel gördük bunu. Kalkın şöyle bu senin yanına oturun da ağzınıza gözünüze iki tane zeka yapsın. Geç. Geç otur. Ya Suzan sen de bana bir kahve yap ya. Başım çatlar. Yapayım hemen. Biz bu fagota kaç para verdik? 15 bin TL. 15 gün içinde şov yapacaksın bana fagotu. Ben ne söyleyeyim ya? Öttüreceksin o fagotu ben bilmem. Allah Allah. Nasıl yapıyorsun ya bunları? Çok kolay. İnternete soruyorum, hemen cevap veriyor. Geçen gün sordum, dünyada yalnız mıyız dedim. Bir baktım 7 milyar insan varmış. Yalnız değiliz. Çok ilginç ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Hani X'e değer veriyorsun ya, onu karşıya atarken... Hatayı şurada yapıyoruz. X'e verdiğinde 3'te 1'i kendine versen, belki de bu problemi hiç yaşamayacaksın. Ha demek ki X'e 15 versek, onun 3'te 1'i 10 zaten. Hayır kardeşim, 3'te 1'i 8. Ya kardeşim matematikten anlamadığın gibi tarihten de anlamıyorsun ha. Geçen gün İstanbul'u kim fethetti dedim, Fatih Terim dedi.
Fatih Terim bir kere İtalya'yı fethetti. Abi. Yanlış yerdesiniz. Yanlış odasını ben size söyleyeyim. Ha bu arada önemli olan özel okula veya devlet okuluna gitmeniz değil. Önemli olan sizsiniz gençler. Peçeteyi de ben getirdim. Hadi bakalım. Evet baba. Oh be, sonunda benim bir evim oldu ve baba tarafını davet ettim. İnanamıyorum ya. Öyle çocukluğumda hep beraber yemek yediğimiz günleri çok özledim halacığım ya. Oy halam benim. Bu halasının kuzusu, yemin ediyorum Mustafa, gururum bu kız benim ya. Baksana büyümüş, koskocaman olmuş. Üstüne üstlük bile baba tarafını evine davet ediyor. Ablacığım böyle 23 yıl bağla lokmayla besle büyüt, böyle kendi evini kursun. Kendi işinde çalışmaya başlasın, hayatını kursun, bizi ağırlasın. Değil mi ya, düşün. Ya bir de çocuklar işe güce başlayınca inanılmaz bir para artıyor biliyor musun? Ben şimdi o artan parayla yazlık alacağım ya. En büyük hayalimi gerçekleştiriyorum. Aşk olsun baba ya, ben de harcıyorum ki. İşte senden artan parayla yazlık alıyorum, düşün yani. Mustafa tamam tamam, istersen abartmayalım. Bak çocuğum mis gibi sofra hazırlamış. Hadi oturalım hep birlikte yemek yiyelim. Tamam. Aaa bir dakika, abim gelecek bir, abim gelecek. Geldi bile. Ay almasın gülüm. Canım abim, canım abim. Kaç yıldır görüşemiyoruz be abi. Ya canım yeğenim çağır da gelmez. Dur kapatma ya, yengen de gelecek. Yengen de mi geliyor? Ya abi ne bileyim ya, biz böyle afacı arası artıya toplanalım demiştim. Ya ben Ayşe'nin aslını bile çağırmadım ya. Evet ya. Yengen sizi bırakın ya, çok severim sizi. Ya Nazmi amcanın düğününde hepinizden nefret ediyorum diye bağırdı bize. Canım öyle demek istemedim. Aa şey demek istedim. Şey. Ne? Ya hani şeyini boş ver canım, onun sizin bilmediğiniz çok şey var, o size göstermeliyim. Sana gösteriyor yani. Yo bana da göster. Onun kendinin bile bilmediği bir tanımı var canım, boş ver. Ne gibi? Ya ne gibisini boş ver ya. Bak o sizi çok seviyor. Dedi ki gelirken dedi çocuklara dedi pastaneden dedi bir şeyler alayım dedi, aç kalmasınlar dedi. Dedim ona tamam, şimdi. Herkese merhaba canım benim. Hoş geldin. Hoş geldin yenge. Hoş geldin. Hoş geldin. Ay ben seni ne kadar özlemişim. İyi ki demişsin yenge, sen de gel. Ay bir dakika ya. Siz bana demediniz ki, ben Fikri'nin mesajlarını okudum da öyle gel. Ya istemiyorsunuz vallahi. Neyse tamam ya. Yok öyle şey olur mu yenge? Gel. Ya vallahi Ayşe'cim gerçekten sizin arca konuşacaklarınız bir şeyler vardır. Ne bileyim, ailecek birilerinin arkasından atıp tutmayı seviyorsunuz. Şimdi belki benim de arkamdan konuşmak istersiniz. Gideyim bari ben rahat rahat arkamdan konuş. Vallahi ben sizi rahatsız etmeyeyim. Emişer niye arkandan atıp tutalım ya? Aynen. Of abartma tamam bak. Çocuğum ne kadar güzel sofra hazırlamış. Hadi gel bari sen de otur, yemek yiyelim. Hadi tamam gelin. Gelinmiş anne. Sen gel, çıkın gel. Ay şöyle oturayım. Hep ortaya oturayım. Aa yenge, sen bize pasta mı aldın? Niye zahmet ettin ki? Yok bir tanem, ben kendime poğaça aldım. O kadar açım ki vallahi. Sen şimdi güzel yemek yapmışsın da ben aşırı yağlı yemekleri yemiyorum ki. Yeme. Yemiyorum vallahi gerçekten. Ya bazen ben size o kadar özeniyorum. Ya bazen ben size o kadar kıskanıyorum ki. Ya ben de diyorum keşke sizin gibi ne yediğime bakmasam. Sizin gibi mideme röp götürsem. Yağlı mı giriyor mideme, çöp mü giriyor bakmasam keşke. Ama bunlar bana dokunuyor, yemiyorum. Aşk olsun yenge ya, ben yağlı mı yapıyorum yemekleri? Asla bir tanem. Asla güzelim benim, asla. Şimdi biz hep sana diyoruz ya, sen halana çekmişsin. Doğru çekmiş. Ben senin yemek yapman da halana çekmiştir diye. Ben o yüzden öyle söyledim yengeciğim. Emişen, yemeklerimin nesi varmış? Senin yemeklerin 10 numara. Senin yemeklerin mükemmel. Ben hep dışarıdan duyuyorum. Senin yemeklerin harika. Elin 7 kat yabancı senin yemeklerine uyuyor ama bir akrabanın önüne 2 lokma koymadığın için ben de öyle söyledim yani. Ben şimdi kimden ne duyduysam onu söylüyorum. Ama şimdi hemşen hani Gülşen çalışıyor ya, hani o çalıştığı için biz de çok gidemiyoruz. Hani ondan öyle
şey olmuş ona bir dedi. Ya tamam canım, şimdi meşgul yani, anladın mı? Bu kadının da bir sürü işi var. Gülşen niye üzülüyorsun ya? Bu kadın da dünyayı geziyor. Kim onun kadar dünyayı gezdi? Vallahi seninle gurur duyuyorum gerçekten. Teşekkür ediyorum ama biliyorsun ki benim işim bu. Seyahat yazarıyım. Gerçekten çok güzel. Hatta mesleğinde arkasın sevgili ablacığım. Sağ ol canım. Ben de hep seni örnek aldım halacığım ya. Ne güzel, bütün dünyayı geziyorsun görüyorsun. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Sana helal olsun. Hasta anam var demedin. Yatalak anam var demedin. Nasılsa bakan var dedin gittin. Ailenin safı Fikri Bakar dedin. Sana helal olsun. Ne gurur duyuyorsun. Ya gerçekten sizin bu birbirinize olan kitlemeleriniz. Ben de eklenmeniz diyecektim. Kitleme ne diye ben çıktım? Neresin? Vallahi hepinizden ayrı ayrı gurur duyuyorum. Evim de çok güzel ya, değil mi amca? Tabii canım, çok güzel. Kimin anasını diyorsun ya, ödeyebiliyor musun sen? Yani aidatları birazcık yüksek, o bir şekilde çalışıp ödeyeceğim artık. Kızım lütfen. Tabii biz de destek oluyoruz ama. Ya ben şu an sıkışım, şey yaptım için şey yaptım. Ya Mustafa abicim lütfen. Biz bir aileyiz, birbirimize destek olmak zorundayız. Ben seninle de ayrıca gurur duyuyorum. Sağ ol, sağ ol. Niye biliyor musun Mustafa abi? Sen demiyorsun ki kızım eve çıkmış, bir aylık kirasını ben ödeyeyim demiyorsun. 56 yaşında baba, saçı sakalı boyatıyorsun. Sen de kahtalı mıç olmaya çalışıyorsun. Oo, sana bir şey diyeyim. Sus Fikri, sus. Bir şey diyorum da. Sen de sakın babamdan bir şey isteme kızım. Bu Saf amcam burada 30 yılda biz sana yardım ederiz vallahi. Vallahi yedim. Söyle sana 500 lira göndersin gerçekten. Ben de biliyorum. Zaten böyle saçma sapan şeyleri harcamaya bayılır. Gidersin kendine bir tane havlu alırsın. Teşekkür ederim yengecim, ben öyle bir şey istemiyorum, sağ ol. Ya Ayşe'cim lütfen. Sen ödeyebilir miyim ödeyemez miyim diye gelmişsin, 3 artı 1'e çıkmışsın. Bizim de çocuğumuz okudu ama biz kimseden bir kuruş yardım görmedik. Ama ben yaparım. Çünkü biz bu ailenin enayisiyiz. Enayisiyiz, enayisiyiz nereden çıktım? Estağfurullah canım, estağfurullah. Biz enayisi miyiz bu ailenin Fikri? Yani hani ya, olur mu öyle şeyler canım? Sen çok tatlısın ya, boş ver sen ya. Yeter ama bak, böyle dolaylı anlatım yoluyla laf sokmak da bir yere kadar. Artık yemiyor. 10 yıldır bir araya geliyoruz. Hep bir kavga, hep bir çirkinlik. Yeter be, bu ne? Allah Allah ya! Allah Allah ya! Kusura bakma yani Gülşen'cim de, siz benim paralarımla ev sahibi oldunuz. Ben bir kelime ettim mi? Ha şimdi ettin ya. Ya siz nankörsünüz ya. Siz vallahi nankörsünüz. Sizden adam olmaz. Siz İstanbul'a geldiğinizde oturacak koltuğunuz yoktu. İkiminden gönderdim sizi, ishal olmaktan kurtardım. Bunlar ne çabuk unutuluyor ya? Gönderdin mi ne işe yaradı be kadın? Evim yapılıyor diye 3 ay bizde kaldım ya, 3 ay. Kaldım da açlıktan ölüyordum kadın. İnanamıyorum, ben böyle bir yalan görmedim. Bu kadın bizde kaldığı zaman et yemekten gut oldu, gut. Keşke ölseydim de sen keşke de peşimden gelseydin. Keşke sen de ölseydin, biliyor musun? Ya ben bu aile için saçımı süpürge ediyorum. Canımı veriyorum. Şu kötü Gülşen kadın kadar değerim yok. Ya tamam yenge ya. Bırakır mısın şu dramı? Şurada 40 yılda bir toplandık. İçine etme lütfen. Ya. Özür dilerim bir tane. Ay vallahi çok özür dilerim bir tane. Evin eksikliğini görelim diye yaptığın yalandan toplantıyı böldüm. Affet beni. Ama ya. Ya yorma kız aklım. Yok bir tane. Sen şimdi liste yapmıştın. Ver elimizi. Vallahi ver elimizi. Sen ne istiyorsan bu. Mal amcan sana alsın. Bu. Saf amcan para basıyor. Saf amcan para basıyor. Sen bu amcandan iste kızım. Ya Ayşe plazma yok gibi ya evde. Al bak bu mal gördü evin eksikliğini. Senin eksikliğini biz görelim. Baban gitsin yazlık alsın bir tane. Ya yenge lütfen ama ya. Şu yaşta ne bileyim bir yazlık sahibi olacağız. Niyetlenmişiz. Bir manevi bağ kurmuşuz. Yaptığın iş değil ya. Vallahi bozuluyorum ya. Küsme küsme. Vallahi küsüyorum ya. Ya Mustafa abiciğim Allah aşkına bak. Darılırım. Lütfen. Sen ev al, biz gelip seni temizleyelim vallahi. Sen ev al, ben gelip senin evini temizleyelim. Gerçekten sen hiç utanma gerçekten. Ya siz bu aileyi rezil rüsva ettiniz. Siz kahretmesin Allah ya. Sen benim ailemle nasıl böyle konuşursun lan? Çabuk bu insanlardan özür dileyeceksin. Yoksa öldürürüm kendimi.
Beni çağırın beni. Manyak manyak. Ya inanmıyorum ben. Kendim alsam. Kardeşim saçmalama. Neydi? Bayıldı. Ne işte biliyor musunuz? Yeber fikri. Seç. Ben mi bu ailenin? Siz benim kendime nasıl konuşuyorsunuz ben? Hayır siz yok. Siz bizim ailemizi kıskanıyorsunuz. Ben bir daha da bu anneyle görüşmeyeceğim aşkım. Sana helal olsun. Uçak ne çakımı 10 metre kala kurtardın. Vallahi kurtardım. Ya ne oluyor ya? Neden bu ailemiz bir araya gelemedi? Neden böyle oldu? Sana bir sır vereyim küçük kız. Eğer bir aile bir yengeye düşmezse o aile dağılmaya mahkumdur. Yürü Fikri. Yürüz. Cevaplar veriyorsun. Bir de kalmış not istiyorsun. Hüseyin'cim sen herhalde doğru cevabı biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii hocam. Onu bilmeyecek ne var ki? Öyleyse sen söyle Hüseyin. Bülbül şiiri kime ait? Bülbülzade, Hulusi, Mithat, Necati, Ahmet Efendi. Anlamadım, anlayamadım. O da kim Hüseyin? Daha doğrusu onlar da kim? Bülbül şiirin yazarı. Oğlum siz hiç ders dinlemiyor musunuz ya? Dinliyoruz hocam. Dinlemez olur muyuz? Bir değil, iki değil, üç değil. Tam dört tane cevap verdim. Birini bile kabul etmediniz. Bari birini kabul etseydiniz. Oğlum yanlış olduktan sonra 4 değil 14 tane isim söylesen bile yanlışsa yanlıştır. Ayşe senin kağıdını okuyup bitirelim. 1, 2, 3 yanlış. 4, 5 doğru. 6, yarım. 7. soru zaten yanlıştı. 8, 9, 10. Bu sorulara 20'şer vermişim. Tam 50 aldım. Ucu ucuna kurtardım. Fakat senden beklediğim bu değildi Ayşe'cim. Kaç kere hatırlattım size, bu soru karşısında çıkacak dedim. Hiç dikkat etmemişsiniz. Teşekkür ederim hocam. Hocam benim kağıdımı da okur musunuz? Ben sizi hayal kırıklığına uğratmam. Okuyalım Hüseyin'cim. İnşallah dediğim gibi olur. Soru 1. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Bu dizelerden ne anladığınızı yazın demişim. Cevap. Şair sevdiği kadının ayaklarında romatizma olduğu için merdivenleri ağır ağır çıkmasını, yani hızlı değil yavaş yavaş çıkmasını istemektedir. Kadının romatizması olduğunu nereden çıkardın? Yavaş yavaş çıkıyor da ondan. Ayaklarında bir arıza var ki öyle söylemiş. Kim söylemiş acaba? Şair amca. Hocam niçin bana öyle anlamlanmam bakıyorsunuz? Garip bir durum mu var? Sence? Bence gayet normal hocam. Düşünce özgürlüğü denen bir şey var. Kendi yorumumu katıyorum. Öyleyse devam edelim Hüseyin'cim orijinal yorumunu okumaya. Bu şiiri farklı bakış açısıyla şöyle de yorumlayabiliriz. Koltuk değnekleri var kadının. Asansör falan da yok. Eğer o dönemde asansör mevcut olsaydı kadın, yani şairin sevdiği kadın asansörle çıkacak. Dolayısıyla böyle bir şiir yazılmayacaktı. Eteklerinde güneş rengi bir yaprak demek, yani kadın yaprak desenli güneş renginde bir eteklik giymiş. Çünkü o dönemde kadınların pantolon giymesi ayıptı. Ve bir zaman bakacaksın semayı arayarak. Kadın merdiven çıkarken romatizması iyice azmış ve Sema isimli arkadaşının yüzüne bakarak ağlamış. Şair bu şiiri günümüze yazacak olsaydı şöyle yazardı. Ağır ağır çıkacaksın bu asansörden, pantolonla yaprak desenleri. Arkadaşın Sema'ya anlat başından geçenleri. Bakın nasıl da döktürmüşüm ama bu kağıda 100 değil, 1000 verilir, 1000. Fazla sevindi Hüseyin'cim, 0. Çok şakacısınız hocam. Şu kağıdı okuyup bir an önce kaldıralım ki gören olursa rezil olduk demek. Hocam şimdi siz bu kağıda puan vermiyor musunuz? Vermiyorum değil, veremiyorum evladım. Cevaba benzeyen, cevabımsı, cevabım tırak bir şeyler olsa yine bir miktar verecektim. Ama yazdıklarının cevapla yakından uzaktan alakası yok. Hocam A4 kağıt neredeyse dolmuş durumda.
Bari elemeyi, göz nuru, fikir amallığı diye puan verseydiniz. Şu elinde tuttuğum yazılı kağıdı 100 üzerinden 0 olmasına rağmen son zamanlardaki yani gözeterek 30 veriyorum. Ve bu konuyu burada kapatıyorum. Lütfen evladım, hadi, hadi. Yapma hocam, etme hocam. Bu ders direkt geçmem gerekiyor. Telaf sınavlarını sıkı bir hazırlık yaparsın, geçersin. Ben sen şunlar soracağım zaten. Hocam, sıkı bir çalışmaktan ziyade sıkı bir pazarlığa ne dersiniz? Hüseyinciğim, biz tüccar değiliz ki, eğitimciyiz. A4, aşırı. Alacağınız olsun hocam. En sevdiğim hocam idiniz. Şimdi gözümden düştünüz. Aynı söz edin coğrafya hocasına da söylemişsin evladım. Söyleyeyim tabii. Hiç öğrencinin nereden anlamıyorsunuz ki. Oğlum bana değil de bir emek harcadığın kadar oturup çalışsan bu iş biter zaten. Hocam yakında ev değiştiriyor musunuz? Eşyalarını taşımaya yardım ederim. Bizim ekibi de toplar gelir. Pazarlık yok Hüseyin, lütfen. Elveda hocam. Son görüşmemiz olabilir. Uzak bir yere tatile mi çıkıyorsun? Çok uzak. Dönüşte görüşürüz Hüseyin. Gideceğim uzak yerin dönüşü yok. Nasıl? Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok hocam. Biletler sadece gidiş için kesiliyor. Dönüşte bilet yok. Telafi sınavlarında görüşmek üzere Hüseyin'cim. Lütfen seni dışarıya alalım. Birinci dönem bütün notları zayıf olduğu halde geçen not verdim. Şaşır diye düşündüm. Fakat ben böyle yapınca kitap defter de geçilmez oldu. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurun. Siz Hüseyin'in edebiyat hocası Ayşe çalacaksınız. Evet, değil mi? Buyurun benim. Siz böyle gidin. Bizim Hüseyin'e zayıf not vermişsiniz herhalde. Şey, öyle demeyelim de kendisi zayıf not aldı diyelim daha doğru olur. Bir şey diyeceğim. Bizim bu çocuğu geçirseniz nasıl olur? Çok güzel olur. Telafi sınavlarına çalışsın kesin geçer. Kolay soracağım. Şimdi direkt geçsin. Fakat hanımefendi yazıdan çok düşük not aldı. Geçecek durumda olsaydı ben zaten gerekeni yapardım. Şimdi gene yapıyor öğretmen ana. Neyi? Gerekeni? Yaptım. Nasıl yaptın? Olması gerektiği kadar, hatta daha fazlasını yaptım. İşte bu kadar. Ne kadar? Olması gerektiği kadar. Sınavda geçecek kadar olsun yeter. Hanımefendi, birinci dönem bütün notları zayıftı. Bu dönemde kendisinin çalışıp geçmesini istedim. O da olur öğretmen hanım. Bunlar daha genç, kanları hızlı akıyor. İleride ders de çalışırlar, kitap da okurlar. Elbette, elbette. Biz istikbalde çocuklardan çok şeyler bekliyoruz. Ancak şimdiden çalışma, okuma alışkanlıklarını kazandırmamız gerekiyor. Ne güzel konuşuyorsunuz öğretmen hanım. Vallahi beni bile şu anda okuma isteğim geldi. Çok güzel. Keşke aynı istek Hüseyin'de de olsa. Olur olur. Bana okuma şevki geldi ya. Kısa bir süre sonra Hüseyin'e de gelir. Siz hiç merak etmeyin. O iş bende. Sınavı geçsin yeter. Telafi sınavlarına çalışıp geçecek efendim. Şimdi geçsin efendim. Olmaz efendim. Olsun efendim. Geçsin efendim. Söyleyeceğimi söyledim hanımefendi. Lütfen. Olur da hadi. İki saattir dil döküyorum. Alttan alıyorum. Olmaz diyorsun. Allah'ım yarabbim ya. Sanki bir şey istedim ya. Şu çocuğu geçir dedim. Geçememiş sınıftan. Demek ki kafası basmıyor şu çocuğun ya. Allah Allah. Ya bende bir tuhaflık var ya da bu insanlarda. Sınav cinsiyetine çıkıyorum arkadaş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin teyzem. Ne dedin? Hoş geldin diyorum. Hoş geldin. Buyur şöyle otur. Hoş bulduk evladım. Hoş bulduk. Buyur ne istedin? Anlamadım. Ne istedin diyorum. Önce bir tanışalım. Adın ne? Kaşınalım mı? Ne kaşınması yahu? Tanışalım diyorum. Tanışalım. Senin adın ne? Kimsin? Tamam bildim. Ben 1332 doğumlu. Seyfettin'den olma, Zeliha'dan doğma, Gölbaşı nüfusuna kayıtlı, benim mahallede ikamet eder. Emekli tiyatrocu, Hayriye, kirametçi, ayol. Memnun oldum Hayriye teyze. Meyve mi koydun? Memnun oldum diyorum, tanıştım sevindiğim. Sevindim tanıştım. Bu mektepte bir edebiyat muallim varmış. Ona bir onu bana bir göster hele. Buyurun benim. Sen edebiyat muallim misin? Evet benim. Allah Allah! Ne oldu Hayriye teyze? Ya bir yanlışlık olmasın. Niye beni öğretmene benzetemedin? Ne yalan söyleyeyim? Benzetemedim. Hiç benzetemedim. Beni kime benzettin Hayriye teyze? Şöyle bir düşüneyim. Kamyon şoförüne benziyor. Neyse, geçelim bu konuyu. Nereye kaçalım kızım? Daha yeni geldik. Konuyu değiştirelim diyorum. Edebiyat öğretmeni sorduğuna göre bir işin olmalı. Yahu çişim yok, çişim yok. Gelmeden önce helaya uğradım diyorum. Konuyu değiştirelim diyorum, konuyu. Eşek sıpası. Nasıl? Ah eşek sıpası, ah. Hayriye teyze, yaşını başına hürmetimiz var. Amma abarttın. Benim torun bu Hüseyin var ya, bu
içememiş Ergen. Evet, doğru. Bu çocuğu geçir de sen de kurtul, ben de kurtulayım, halime al. Hayriye teyze, bunun için yaşlı başlı haline sağ kalktın buralara kadar geldi. Ben Hüseyin'e de annesine de gerekeni söyledim zaten. Babası da aynı bu çocuğun. Anası da aynı. Bu çocuğun okumakta gözü yok. Bir gün olsun defteri yüzünü asla açmaz. Bizim sülale akıllı ama bu çocuk bizden tarafa çekti. Ben küçük yaşta kerratı belledim biliyor musun? Neyi belledin? Kerratı belledim. Ha, çarpım tablosunu diyorsun. Eskiden çarpım tablosuna kerrat denirdi değil mi? Ben bilmiyorum. Neyse işte oraya geç. Birden 20'ye kadar hata yapmadan saymayı bilirim. Bizim sülale çok akıllı. Ama bu mankafaların hiçbiri bizden tarafa çekmemiş. Hepsi ana sıkılıklı bunların. Neyse işte uzun lafın kısası bir olayına kolayına bakıvermiş. Hayri teyze seni kırmak istemiyorum ancak. Ancası gancası yok. Duymamış olay. Gözüm açık gidecek. Geçir şu olanı. Bir kalem oynatıver çabuk. Hayri teyze lütfen. Ne aksi bir kadınsın yahu sen. Sen de benim koca tarafına çekmişsin. Ben gidiyorum. Hallet bu işi. Sana da güveniyorum muallimam. Haydi. Güle güle. Sağlıcakla kal. Güle güle. Ah Hüseyin ah. Beni ne hallere soktun evladım ya. Neyse. Sakin. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Ben mahalle muhtarı Raşit Külbe. Bu okulda Şişan Hoca adında bir hoca varmış, ona baktıydım. Memnun oldum, buyurun benim. Şöyle oturun. Yok hocam, oturmayacağım. İşim acele. Maruzatımı bildirip gideceğim. Buyurun. Ben ermiş adamım, ermiş. Benim kabrimi ziyaret yapmaları lazım. Ben 10 sene öncesinden bilmiyordum böyle olacağını. Muhtarım kusura bakma ama söylediklerinden bir şey anlamadım. Vallahi ben söyledim. Anasına da söyledim, babasına da söyledim. Beni dinlemedi mi? Muhtarım ne demek istediğini tam olarak anlayamadım. Ya şu çocuk Hüseyin. Ne olmuş Hüseyin'e? Senin dersinde notları kötüymüş. Allah Allah bu işler sana ne muhtarım? Ya bana ne olur mu? Demek bu iş sana da intikal etti. Tabii. Seçimden önce bana oy veren vermeyen bütün mahalle sakinlerinin ne derdi varsa. Sabah, akşam, yaz, kış, gece, gündüz deme. Doğal afetler de dahil olmak üzere çok yakından alakadar olacağıma söz verdiydim Sayın Hocam. Ondan diyorum şu çocuğu bir geçirin ya. Muhtarım çocuk hiç ders çalışmıyor ki geçireyim. Ya çalışır hocam, vallahi çalışır ya. Ya siz bunu geçirin ki hem eğitim hayatını hem de mahalleyi bu çocuğun arasından kurtarın ya. Bak bunun mahallede patlatmadığı teke. Kırmadığı can, doğuşmadığı çocuk. Kalmadı ya. Ya bu akşama kadar sövme iyi bir taş dışarıda ya. Ay bak bunu bilmiyordum. Çok ilginç. Tabii. Ya bu var ya küçükken böyle arabaların smok kapaklarını söker söker tekerlerin havasını indirdi bunu anlasınız. Hocam siz bunu geçirin ki bu Alanya Antalya gibi yerlere gitsin ya. Çalışsın orada. Yeter de bizim çektiğimiz o. Biraz da onlar çeksin. Muhtarım karışmayın bu işe, beni anlayın. Ya siz de beni anlayın Sayın Hocam. Vallahi ya. Bak hocam sen bu çocuğu geçir. Hem eğitim camiası hem de mahalle bu çocuğun belasına kurtulsun ya. Vallahi hocam ben diyeceğimi dedim. Artık o da size kalmış bir şey. Sözlerimi dikkate alacağınızı ümit ederek sözlerime son veriyor. Elveda diyorum Sayın Hocam. Alışın. Tövbe tövbe. Ben şu anda rüya mı görüyorum yoksa gerçek mi? Ah Hüseyin abi. Beni ne hallere soktun be evladım. Senin sayende... Hüseyin. Biliyorum evladım.
sen Hüseyin'sin. Hayal alemin olsa bile var ya, burada yalnız bırak beni. Hayal alemin bile olsa ziyaretin makbulü kısa olanıdır. Hayal değil hocam, gerçek gerçek. Öyle mi? Elimi şimdikle. Ah, doğru. Sen Hüseyin'sin. Sınıfı geçtin. Gözün aydın oğlum. Biliyorum hocam sınıfı geçtiğimi. E-okuldan takip ediyorum. Öyleyse niye geldin? Teşekkür etmeyin. Teşekkür ederim deme evladım. Sağ ol deme, teşekkür ederim deme. Hiçbir şey deme bana. Sağ ol demeye de gelmedim ki. Niye geldin o zaman? Hocam madem beni geçirmeye geçirdiniz, bari 50 vereceğinize 70-80 verseydiniz de teşekkür belgesi alsaydım. Allah'ım bu çocuk beni çıldırtacak. Hüseyin git artık, yeter bıktım senden çocuğum, git artık. Delirteceksin beni ya. Delirtecek beni. Ha delirdim ben herhalde. Delirdim. Çıkış. Çıkış yok ki. Çıkış nerede? Delirdim ben. Delirdim herhalde ya. Delirdim ben. Ben delirdim sanırım. Hüseyin, çık oğlum. Çıkış. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Bravo. O da ona demiş ki kapıçına. Aa arkadaşlar, Şevket Bey bu toplantıyı neden set etti? Planınız var mı? Aa sanırım geçen Kübra'yı sonradan psikolojik etmek istemiş olabilir. Olabilir. O zaman bilançoyu kompare etmemiz lazım. Arkadaşlar, zekayı sikeceğiz. Gitme. Deadline'a göre all sports ettik. Üretim departmanını düşürmezsek prosesin gerisinde kalıp altımız edemeyiz. Bu da bizim motivation'ımızı down eder. Hemen bir toplantı set edip Şevket Bey'e bunu iletelim derim. Çok doğru. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş gördük. Buyurun oturun. Bahadır sen ne yapıyorsun? Crossing check yapıyorum efendim. Tabii cross çekmek lazım. O çok önemli. Şimdi arkadaşlar, aylardır benim beynimi kemiren mi diyor? Böyle benim beynimi kemir kemir kemiriyor. Hani böyle bir durum var, bir şey var ama ne var? Ben çözemedim. Neyse şimdi şirketin durumunu anlatın bakalım. Ne oluyor, neler oluyor? Efendim, geçen ayın datalarla basa ettiğimiz zaman tot olarak marjinal faydalarımızın nominal değerlerimizin altına düştüğünü görüyoruz. Ayrıca sektör az az da baktığımızda kur değerlerini kompans ettiğimizde birbiriyle kompanya etmediğini görüyoruz. Ve burada hiçbir şekilde en iyi odur resurs alamıyoruz. Efendim, benim bu noktada önerim pozisyonumuzu outsource etmek olacak. Zaten klinklarımızla yaptığımız, set ettiğimiz görüşmelerde bunun farkına varabildik. Bilmem anlatabiliyor muyuz Şevket Bey? Hayır, anlatamadınız. Şevket Bey dışında hiçbir şey anlamadım. Efendim, dilerseniz çikolatalı toplantıdan sonra sizi birini verebilirim. Bak, oğlum sen ne diyorsun? Oğlum brief ne lan? Brief ne lan? Şevket Bey, oğlum client ne lan? Oğlum kampüs ne? Ne demek sakin? Efendim? Oğlum client ne? Client ne? Brief mi? Oğlum, lan biz burada sucuk satıyoruz, sucuk sucuk, anladın mı? Sucuk, oğlum bu sucuğu çek edemezsin. Bunun yaparsın artık. Banarsın ekmeği bir güzel yersin. Sucuk brief edilmez, kendi yanında pişer sucuk ya. Ya biz sucuk mu satıyorduk ya? He? Allah'ın salağına bak. Allah'ın salağı daha ne sattığını bilmiyor. Ben de buna para veriyorum. Lan 6 yıl oldu şirketi açalım. Daha hızlıdan bir sucuk lafı duymadık ben. Olur mu efendim? Bir tarafta toplantı set edip şirketin geleceğini konuşmuyor muyuz? Fikrim, oğlum senin sülaleni set ederim ben. Oğlum toplantı yapıyorsunuz da şirketi mi kurtarıyorsunuz? Anama mı söylüyorsunuz, ben anlamıyorum ki. Şevket Bey, Şevket Bey. Lütfen bakın, şimdi size güzelce açıklayacağım. Şimdi Şevket sucuklarına bir dünya meyribalı yapmaya çalışıyoruz efendim. Bu konuyla ilgili bir takım mitinglerimizle ilgili briefleri ince arkadaşımız size post edecektir. Post ettim efendim, mailledim. Sizi de CC'ye ekledim. Ha? Şimdi de CC'ye ekledim. Ya bir de bir küfür ediyoruz, ben bir şey anlamıyorum ki. Efendim, benim notlarımda da mevcut. Dilerseniz okuyabilirim size. Sus Bahadır. Sana ayrıca gıcım Bahadır. Lan bak söylediklerimi de yazıyor. Lan dövdüklerimi de yazıyor. Allah salanı. Oku bakayım, ince bana ne yorulamış. Şevket Bey, set ettiğimiz meeting log'lara ekledim. FGI, IHC, TŞK gönderen inci set. O sondaki FGI, IHC, TŞK ne ya Bahadır? Şevket Bey, FGI for your information, yani bilginize. İYÇ iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İnci sen benimle dalga mı geçiyorsun? Allah'ım yarabbim. Lan bu nasıl bir işti be? Ulan bakın, bugün bu odadaki herkes tek tek ne iş yaptığını bana söyleyecek ya. Ulan benim 300 tane personelim var. Ne iş yaptıklarını bilmiyorum ben.
Ama ne bileyim sizden öğreneceğim. Nezaket söyle bakalım kızım sen ne iş yapıyorsun? Kurumsal marketing üzerine blef vererek çek etme organizatörüyüm. Sultanahmet Gossip News Center Marrafa. Kızım Allah aşkına düzgün söyle şunu. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Fikri sen ne iş yapıyorsun? Management assistant. Fikri senin kütük nere? Bağışlı. Bağışlı, bağışlı. Sen bağışlı oynadın bileceğim. Bağışlı mı oğlum? Çıldıracağım lan. Oğlum Türkçe söylüyorsun. Ne iş yapıyorsun Fikri? Müdür yardımcısı. Aha, benim yardımcım da var. Lan daha kim kimin ne iş yaptığını bilmiyor. Ben de size para veriyorum ha. Allah'ım yarabbim. Ben de niye para veriyorum acaba? Fikri mantıklı yapmış. Efendim, biz şimdi şirketin marka değişimindeyiz. Zaten nezaket arkadaşımız da şirketin logosunu yenileyip yeni bir slogan buldular. Çok merak ettim sloganı peki. Nezaket Hanım. Nezaket anlat kızım ya, dinliyorum. Siz de kendinize sucuk diyorum mu diyorsunuz? Evet. Sucuğun adını değiştirmeye geldik. Şevketing sucukları. Evet, doğru duydunuz. Şevketing sucukları. Şevketing sucukları yemeden sucuk yedim demeyin. Olsun, çok güzel. Bak buradaki hikaye dedim, şey olmuş. Bravo, mükemmel. Evet, beğeneceğinizden çok emindim. Bu yüzden ben de tüm çalışmalar tamamlayıp bu afişe tam 1 milyon dolar harcadım. Şevket Bey, bravo. Çok mükemmel. Peki, 1 milyon dolar. Evet. Şimdi sen al şu Fikri'ye. Vay. Sen de Bahadır ol da. Sucuğun ortasında kafam var patron. Muhasibler, sucuğun ortasında kafam var. Sucuğun çok rancan ayrıca. Neden olur? Odayla gidin ya. Şevket, yakışmıyor size öyle hareketler. Sen sus. Sen benim çayıma karışma. Ama doğru bak. Bir çay içer. Alo, Halit bana bir çay gönder. Siz bir şey istiyor musunuz? Ben bir ekspres alırım. Ben bir Amerikan alırım lütfen. Amerikan ayı olsun efendim. Süt yanında lütfen. Ben de ayrıca bir ice mocha istiyorum. Yalnız süt lütfen light olsun. İçine kesinlikle double koymasın. Teşekkür ediyorum. Ben vazgeçtim. Benimki de ice mocha light olsun ama şekeri. Aa Şevket Bey, benim Amerikan sütsüz lütfen. Benimki double olsun lütfen. Kapa Hamit, kapa. Bu sipariş bize aşar Hamit. Hamit kapa. Dur kapatma. Şimdi Hamit'im sen bize 6 tane taze, sıcak, çok kaçak çay gönder de bizi çekiyor. He kaçak, tavşan lan olsun. Tamam amin bari. Efendim ben bir şey sipariş etmedim. Vallahi içme. Hüseyin abi sen de olur mu? Olmaz. Lan açma lan, kapatıyor lan da İtalyan espresso. Lan bu nasıl bir iştir ya? Lan arka. Lan biz burada sucuk satıyoruz, sucuk, anladın mı? Gördün? Lan. Aranızda bu sucuktan yiyen var mı? Şey, ben veganım, beni kan tutuyor, o yüzden yiyemiyorum. Evet. Ben de sushi yiyorum, kilo yapıyorum. Sucuk. Ben sucuk yemiyorum. Belli oldu. Ben hayvansal gıda olarak sadece balık tüketiyorum. Ya yemiyorsunuz siz bu sucuğu. Hayır, ben bir kere yemiştim. Ben bir kere yemiştim. Çok güzel. Olmasın olur hayatım. Ben size anladım abi. Anladım. Bekleyin şimdi. Alo, bana Fatma Sultan'ı yollayın. Tamam hadi. Yani Şevket Bey pek de abartılacak bir şey yok. Evet yani bakın Şevket Bey ortada çok da abartılacak bir durum yok. Kesinlikle. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın her şey bir kuşa bakıyor. Yani şimdi şirketi domine edersek piyasayı kurtarabiliriz. Dediğim gibi her şey bir kuşa bakıyor. Aynen. Yani, ben de şimdi sizi Şevket... kuş edeceğim. Doğru. Hoş geldin Fatma Usta, gel hoş geldin ya. Hoş bulduk. Şevket Bey bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Küçük su birikintisine ne denir arkadaşlar? Şişe su. Güvencik tabii ki de. Hayır sucuk. Allah çıkın olmuyor senin. Şevket Bey bu kim? Fatma Usta sen kimsin? Kasabım. Bir daha söyle. Kasabım. Bir daha söyle. Kasabım. Canımsın.
Korkmaz da. Sormaz da hep sen kaçlamışsın. 4200 TL veriyorum valla. Peki sen kaçlamışsın? 30 bin. Bir daha söyle. 30 bin. Bir daha söyle. 30 bin. Lan bir daha söyle. Usta, usta dur usta ya. Usta. Sen onu boş ver. Bak şimdi. Usta ben dedim. Şimdi bak sen bunların hepsini alıyorsun. Mezbahaya götürüyorsun. Bunlar senin yeni çıraklar. Etleri senin pastırmalar. Lütfen ama Şevket Bey, ne yapıyorsunuz? Şimdi hizasız iş yapanlara push ediyoruz. Bugüne kadar marka dediniz, marketing dediniz, satıştan başka bir şey bilmediniz. Hadi şimdi herkes emekçilerden anlamıyor. Herkes et kesmiyor, yürü. Mr. Şevket, bakın, bakın please, ben veganım. Beni kan tutuyor. Ben et değil, elma bile kesem. Kesin. Yapmayın. Ya Fatma sen al buradan ya. Ya bunu al ya. Yapmayın, sen yere mi kaçtın? Ama bakın, yapmayın, sen et değil, elma bile kesem. Allah kesin. Her şey yaparsın. Allah'ım yarabbim. Lan bu nasıl bir iştir ya? Allah'ım sen bana sabır. Lan ben elin cevuru, elin ecnebisi Türkçem bozacak diye korkarken bizim kendi çocuklarımız Türkçeyi katlediyor. Lan ahan da buraya yazıyorum. Bu saatten sonra ana dilini, Türkçesini adam akıllı konuşmayan kimse o masaya oturamaz. Programımız burada son bulmuştur. Bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Oyuncu arkadaşlarımı sahneye davet edeceğim. Oyuncu sahne arkadaşlar. Hocam buyurun. Hocam öyle gelin isterseniz. Aslında arkadaş. Gençler buyurun gençler. Öldüler çağırın. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadınız. İnanın ki Ayşe Çamacan başından geçerdi. Gerçekten Ayşe Çamacan başından geçti. Ben oyuncularımızı sizlere takdir ediyorum. Fatma Nur Oğuz. Çiğdem Koyuncu. Muhammed Kutlan Yıldır. İrem Sıra Hilal. Doğukun İlhan. Zikredik Doğan. Hüseyin İlhan. Arkadaşlar Gülüşük. Çınar Sorma. Nehir İlkeş. Mustafa Akmaz'a arkadaşlarımın bir performansını çok çok teşekkür ediyorum. Şunu da gerek ki bu oyunumuzu tekrar izlemek istiyorsanız YouTube kanalımız var. MG Tube YouTube kanalımıza abone olursanız oyunumuzu tekrar izleyebilirsiniz. Evet. Benim skecini oynamıştım.